Şimdi iş yeri hekimi az tehlikeli işlerde, 10 kişinin altında az tehlikeli iş ve 10 kişinin altında çalışan başına yılda 25 dakikalık bir asgari hizmet vermesi gerekiyor. Ondan fazla olanlarda az tehlikeli de 4 dakika, tehlikeli de 6 dakika, çok tehlikeli de 8 dakika hizmet verecek. Şimdi konunun bundan sonrasında birisi daha ekleniyor bu durumun içine. Diğer sağlık personeli diye bir personel ilave ediliyor. Şimdi burada diğer sağlık personeli çalıştırma süreleri var. Yani hemşire çalıştırma diğer sağlık personeli bu. Ondan az çalışan, az tehlikeli iş yerlerinde yılda çalışan başına 35 dakikalık bir çalışması gerekiyor. Ondan fazla olanlarda az tehlikelilerde 6 dakika, tehlikelilerde 9 dakika, çok tehlikelilerde de 12 dakikalık bir hizmet sunması gerekiyor. Tabii iş yeri hekiminin de o yüksek sayılarda, yani 1000 üzerindeki sayılarda tam zamanlı çalışma mecburiyeti var. Aynı iş güvenliği uzmanı gibi. 1000, çok tehlikeli de 1000, tehlikeli de 1500, az tehlikeli de 2000 kişi çalışanlar var ise, tabii bizde nerede diyeceksiniz o kadar çalışan olan? Nerede o yüzden keşke olsa. Onlarda da böyle bir uygulama, bir bilgi notu olarak. İş yerinde olmayan bir hekim nasıl iş yeri hekim oluyor usta? İş yerinde olmayan bir hekim nasıl iş yeri hekim? İş yeri olacak, tam zamanlı. Kadroya girecek. Diğerlerinden bahsediyorum. Birbirinden olmaması falan. Yani o tabir bile yanlış. Peki ben bir şey soracağım sana. Şimdi grup gücüm ve o yapılan bunlar çalışan sayıları zaten ödevimiz de 60 yani yüksek olur. Bunun kalmasıyla aynı iş hekimi diğer değil, az tehlikeli sınıflarındaki firmanın hizmetini verebilecek mi? Verebilir. Anladım yani. Vermesi için bir şey. Tehlikeli bilim üzerinde sürekli burada iş mühendisliği İstanbul'da. Ama o da gerektiriyorsa, gerektiriyorsa. O da OSGV'den hizmet almış olacak. Şimdi burada sınır şöyle, yani 1000 kişi demiş ya, sen ona 300 kişi daha ilave ettiğin zaman o bakamıyor. Şöyle söylüyorum. Bakamıyor o zaman yani. Şimdi ben şimdi 1000 kişilik bir gruba bakıyorum iş yeri ekibine, tamam mı? Bunun dışında senin gruptan 350 kişi daha geldi. Ya gruptan gelmiş, ya kendi içinden gelmiş. Tamam mı? Ne yapacaksın? Ona bakma şansın yok, ona bakma şansın yok. Sınırı var çünkü, sınırı var. Bakma sınırı var. Zaten tam zamanlı olduğu için. Tam zamanlı olduğu için o tarafa hizmet veremez. Tabii. Çünkü grup da olsa onun şeyi ayrı. İşvereni ya ortakları da farklı. İş niteliği de farklı. İş aynı. On çalışanın da az bunlar, az tehlikeli sınıfta 10 çalışanın bunlar. Yılda 60 dakika bir kişi varsa 60 dakika süreyle görevlendirmesiyle yeterli olacak. 25 çalışanın bundan bir yerde 25 çarpı 650 dakika. 2000 çalışanın olan az tehlikeli bir şey yerinde bir tam bir süreyi iş güvenliği uzmanı olmak zorunda. Bunları geçtik. Evet, şimdi devlet desteği geldi arkadaşlar. Devlet yardıma geldi. Herkes dedi ki ya biz bu kadar şeyin altından nasıl kalkacağız, ne edeceğiz? Tamam dedi, ben yardıma geliyorum size. Merak etme. Bütün şeyi karşılayacağım falan. Biz de öyle zannettik. biz de öyle zannettik onu yani. Ne güzel, ondan az olanla ilgili olarak devlet
iş hayatını koruyor, yapacak falan filan dedik. Ondan sonra bir baktık ki yayınladılar. ne yayınlamışlar? Bakın şu aşağıda asgari ücretin 30 Haziran'a kadar asgari ücretten hesaplamaya bakarsak 1071 milyonu yüzde tehlikeli işlerde 1.4'ünü verelim demiş. Çok tehlikeli de 1.6'sını verelim. Rakamsal olarak işte 1.15 1.17.13 gibi bir rakam çıkıyor. Buna çalışacak iş yeri hekimi veya iş yeri uzmanı bulabilirseniz hiç durmayın. Hemen onunla anlaşma yapın. Ama tabii bulunamayacak. Yani FOS çıktı. Ondan sonra tabii bazı şartlar da koymuş burada. Her birini yani her halükarda demiyor. Diyor ki işverenin Türkiye'de tüm iş yerlerine bakacağım diyor. Yani nerede kayıtlı üzerine SGK varsa o 9 kişi hesabı var ya. Burada 10 kişi değil hesap arkadaşlar. 9 kişi. Yani 9 kişisi olan burada o bu kapsama girecek. Bu 9 kişinin içine ay içinde girenler çıkanlar da dahil olacak. Onları sakın ha diyor hesaptan çıkartma. Yani 11 kişi mi önden daha iyi çalışan gibi çıkışan 7 kişi oldu. İşte sonuca yani borç alacak yaptınız sonuçta 9 bakiye de 9 oldu. Olmaz. Toplamlara bakacağım diyor. Bizim mizan çıkarttığımız zaman bir toplamlar bir bakiyeler vardır ya. Bakiyelere bakma diyor. Toplamlara bak diyor. Toplamda ne görüyorsun? 15 gözüküyor. Bakiyede ne gözüküyorsun? 7 görüyorsun mesela. Yok diyor 15 geçmiş. O alamazsın. Bu parayı sana vermem, yedirmem bu parayı sana diyor. Onu geçti. Evet, onu geçti diyor. Çıkış yapsan da öyle. Ki nereden ödenecekmiş bu? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ödenecekmiş. SGK'da birimlerin içinde o birimler bölümü var ya, oralardan bir şey yapacaklar. Daha bir şey eğer diyor sigortasız birisi varsa tespit edersen o zaman bu paraları faiziyle birlikte alırım diyor. Ondan sonra 3 yıl süreyle de faydalandırmam seni buradan diyor. Bir daha yani böyle bir hata yaptım. Ondan sonra. Evet destek büyük bir destek arkadaşlar. Bunu faydalandırabilirsiniz. Ya bana sonra. Evet. Evet şimdi bir de işverenin yapması gereken işlerden bir tanesi de çalışan temsilcisi. Bu bizi ilgilendiriyor yani OSGB'ye falan gitmeye gerek yok burada. 29.8.2013 tarihinde yayınlanmış bunun bir şeyi var, yönetmeliği var. Burada diyor ki 30 gün sonra da yürürlüğe girer demiş. Yani 1 Ekim diyelim. Değil mi? Ağustos'un sonuymuş yayınlanma tarihi. 1 Eylül olsa 1 Ekim. 30 gün sonrası. 1 Ekim 2013'ten itibaren birden fazla eğer iş yerinde çalışan var ise bunların bir temsilcisinin seçilmesi durumu var. Eğer bir sendika varsa burada diyor, sendikanın temsilcisi, çalışan temsilcisi olabilir. Onlar da seçimle geliyorlar çünkü. Onun dışında en az ortaokul mezunu olacak diyor bu çalışan temsilci. Bazı nitelikleri olması gerekir. En az bir ortaokul mezunu olsun bu temsilci diyor. Okuma yazma bilsin biraz. Artı bir de ne olsun? Burada 3 yıldan beri de çalışıyor olsun. Biraz da kıdemi olsun diyor şeyin içinde. Eğer bu niteliklere haiz birisi yoksa olmasa da olur. Yani olmasa da olur demiş orada. Ha ama seçim yapacaksınız. Bütün diyelim ki bu kadar çalışan var. Herkesi topluca bir gün ilan edeceksiniz. Sandığı koyacaksınız arkadaşlar. Gizli oy açık sayım. Aynen burada da geçerli. Kimi seçerse grup o çalışan temsilcisi olarak seçimi olacak ve o seçimle ilgili bütün belgeler, yapılan seçimin evrakları, sandığı, oy pusulaları, hazinun cetveli hepsi saklanacak.
arkadaşlar saklanacak. Saklama sürelerini söyleyeyim size. 5 yıl, 5 yıl, 10 yıl yok mu artıran? Yok mu artıran? 15. 10 yıl. Volkan müthiş attı. Attı ve tutturdu. Nasıl yani? 15 yıl diyor. 6331 sayılı kanunla ilgili değil mi? 6331 sayılı kanunla ilgili biz de şaşırdık. 15 yıl değil mi? Veriyorsun 5 yıl TTK 10. Hepsini sollamış gitmiş. Vallahi hepsini sollamış gitmiş. Bu tür uygulamalarla ilgili şeyleri hepsini diyor 15 yıl işveren saklayacak diyor. Nerede saklayacak? Destek hastalığı. Demek ki buna özel bir saklama dolabı mı yapacak? Odası mı yapacak? Ne yapacak? Oraya defterleri de. Şu an bizim işimize de yarar arkadaşlar. Bizde olan hani arşiv defterler falan varsa alır götürürüz oraya. Onları da biz orada bizde kurtuluruz arada. Veya da bize mi yükleyecekler işverenler? Siz saklayın. Evet. Şimdi bu bir kurul vardı ya. Kurulla ilgili bir şey birkaç şey daha söylemek aklıma geldi. Onları da söyleyeyim size. Bu 7 kişiden kurulu oluşturdu ya işveren. Şimdi burada bir kurul başkanı var. Kurul başkanı işveren. O değişmiyor işveren. Ben kurul başkanıyım diyor. Bir sekreter seçiliyor. İş güvenliği uzmanından. Ondan sonra diğerleri yani iş yeri hekimi, insan kaynakları uzmanı, sivil savunma uzmanı varsa o da bu işin içine girmiş. İşveren atama yapıyor. Bunların hepsinin kayıtlarda oluyor. Seçimler yapılıyor. Bir de yetmiyor. Bir de yedeklerini de seçmek zorundayız arkadaşlar. O seçtiklerinizin yedeklerini de seçeceksiniz. Olur ya biri işten çıkar gider, istifa eder. Onlar da ne yapacak? Evet. Şimdi temsilci. Şunu da şey yapalım da nerede kaldık? Ha. Şu çalışan temsilcisi seçimiyle ilgili bakın böyle bir şunu şey söylüyorum. Bunu hemen yapmak zorundasınız. Yani 1 Ekim'de başlamış bu. Yani gidip iş yerinde bunu yapmanız lazım. Bunu başkasından duymasın müşteriniz ha. Yani ben söyleyeyim. Yani biri gidip müşterinize söylerse çalışan temsilcisi seçeceksiniz. Siz de aa falan olmayın yani. Bunu evrak üzerinde yapılabilir. İş güvenliği yani nerede yaparsanız yapabiliyorum. Ama bu yapılmak zorunda. Bu temsilci seçilip ilan edilmek zorunda. İlan edecek. Neyle ilan edecek? İş yeriniz ilan tahtası. İlana mahsus bir tahtasında. Yahut iş yerini internet sitesinde. Şaka. Ben biraz bilinçli. Evet, şu sayılarda, sayıları görüyor muyuz? Tekrarlamayayım, uzun olmasın. Bu sayılarda temsilci seçmek zorundayız. Evet arkadaşlar, 5 dakika çay bir istirahat mı olsun? Evet. Çaylar şirketten arkadaşlar.